sana kendin bununla ilgili kabul edip zor duruma düşebileceğin sorular sormayacağım. Fatih'e hemen sorayım. Her dizi filmi yapılmalı mı? Hayır. Yapılmamalı. Kesin. Neden abi? Gereği yok abi. Yani. Ama Besatçı yalnız film olarak yola çıkılarak dizi yapılan evet. bir iş. Ha, peki. Şimdi diğerleriyle kıyaslarsak aynı kategoriye sokmayız. Ben de üzülürüm falan yani. Peki hayır ben ya bir kategoriye sokmuyorum. Sadece bir soru yani bu soruyu sormam gerektiğine inandığım için soruyorum. Yani dün gece evde filmi seyrederken de aynı soru aklıma geldi. Yani her dizi filmin filmi olmalı mı? Ama sen diyorsun ki bu zaten bir filmdi. Bundan bir dizi film çıktı. Evet. Peki bir soru vardı. Ona atlamayayım. Bu benim için de önemli. Yalnız... Dediler ki televizyonda da evvelde konuşuldu ama gazetelerde de çok yazıldı. Gidenlerden mesela şöyle bir tepki bazılarından gelmiş. Yani gittik izledik. Dizi filmin devamı olmuş. Bu aslında bir eleştiri gibi mi söylenir? Eleştiri olarak mı algılıyorsunuz yoksa bunu bir şey olarak da algılayabilirsiniz? Yani sizin için bu çok güzel de bir şey olabilir ya. Evet zaten bunu yapmak istiyorduk. Yani. Sosyal medyada paylaşılan bir takım eleştirileri tabii ki biz kale alıyoruz. Nasıl yapıldığıyla ilgileniyoruz çünkü. Ama yani Serdar abinin çok güzel bir lafı vardı. İkinci bölümden sonra bu dizi film gibi bir söylemi var. Her bölümü bir film gibiydi. Şimdi yarattığınız hikayenin bir matematiği var. O hikayeyi anlatan kamera hareketleri var. Genelde statik olarak kullanıyoruz. Biz o görüntünün içerisinde hareket ediyoruz. Bunun bir üslubudur yani. Siz şimdi bu üslubu alıp sinemaya taşıdığınız zaman dizi gibi oluyorsa artık ne yapalım? Dizi gibi oluyor diyeceğiz evet, tabii bir ki. Bir de yani. Sinema gibi illa bambaşka bir şey yapayım dersen de bir işin de çığırından çıkabilirsin. Yani sen ne diyorsun film için? Kendi rolün için, film için genelde? Vallahi ben çok gurur duydum içinde bulunmaktan. Hatta film gala da bitti ve titreyerek çıkıp herkesin ya ellerinize sağlık, ne kadar güzel bir şey yapmışız diye neredeyse gözlerim dolmuştu. Ben çok mutluyum içinde bulunmaktan. Evet, öncelikle biz sen konuştun diye çok mutluyuz. Gerçekten de mutluyuz çünkü Hazal Kaya geçen bizim programa en son kimlerle gelmiştin? Sen bizim programa hatırlıyor musun? Evet. Oylum Talu. Bülent Ortaçgilli bir program. Çok da güzel, keyifli programdı. Hazal'la da ben o zaman ilk defa karşılaşıyordum. Böyle ilk defa konuğumuz oluyordu. Hazal oturdu, bir konuşmadı. Bir şeyler söylemeye çalıştım, böyle bir şey olduk. Yani tam geçmedi. Arkasından bunları biliyor musunuz köşesi vardı bizde. Hazal'a döndüm işte ayaktaydım. Hazal bu böyleymiş dedim. Evet dedi. Bu da böyleymiş dedim. Evet dedi. Arkadaşlar bu da böyleymiş dedim. Hı hı dedi. Bizim arkadaşlarımız bu görüntüleri almış. Sadece ikimizin diyaloğunu. Sevgili Boğaç ve Sonat. Bu görüntülerin altına ki gerçekten de öyleymiş. Ben de sonradan izledim. Biraz daha abartmışlar. Bir gerilim müziği koymuşlar. O günkü diyaloğumuzu bir de istersen şimdi hep beraber böyle izle bakalım. Efendim bunları biliyor musunuz? Hazal Kaya ile başlayalım. Sesinin çok güzel olduğunu söylemişler. Kim demiş? Dört buçuk yaşında Pera Güzel Sanatlar Okulu'na gittiğin, sinirlendiğinde bir keresinde kapı kırdığını söylemişler. Annesi müzisyenlerin avukatlığını yaptığı için müzisyenlerin arasında büyümüşsün. Hı hı. Hukuksal bilgin varmış. Var. Ne alçak gönüllü bir şeymiş. Ya şunu bir daha izleyelim mi? Ne olur ya. Bir daha izleyelim. Allah ben izle evde öldüm buna ya. Vallahi acayip güzel. Ya dedim kendi kendime mi gülüyorum acaba? Deli miyim de? Yok Allah'tan herkes eğlendi. Bir daha izleyelim. Evet buyurun. Efendim bunları biliyor musunuz? Hazal Kaya ile başlayalım. Sesinin çok güzel olduğunu söylemişler. Kim demiş? Dört buçuk yaşında Pera Güzel Sanatlar Okulu'na gittiğin, sinirlendiğinde bir keresinde kapı kırdığını söylemişler. Evet.
Annesi müzisyenlerin avukatlığını yaptığı için müzisyenlerin arasında büyümüşsün. Hukuksal bilgin varmış. Var. Ne alçak gönüllü bir şeymiş. Evet. Evet, artık açılırsın herhalde yavaş yavaş. Ama ben de gerildim bir an. Evet, gerildin. Niye biz öyle olmuşuz o gün ya? Hiç bilmiyorum ama çok sessiz bir ortamdı, ben öyle hatırlıyorum. Ama Bülent abinin müzikleri de yavaştır ya böyle yani hani. O da oyunum da o gün hani keyifliydi ama sen böyle iyice bir durumumuz bir garip olmuştu o gün yani. Ben bir gerilmişim, niye acaba? Bir de o cevaplar falan niye öyle ya? Evet. Böyle kim böyle demiş? Mi yapmışsın, kim demiş? Allah'ım dediğine de pişman ediyor insanı ya. Çok özür dilerim. Ödüp insanın böyle konuklarına ödüp patlar. Soru sormak isteyen var mı? Hayır değil mi? Ayşe, yine ben kaldım burada yani yine. Ne yapacaksan ben yapacağım. Hocam sen şu kazağı bir çıkartsan da bir rahatlasak ya. He? Ya parlama mı var? Saçlarıma niye baktın ya? Parlama mı var? Parlama yok da gerçekten seni görünce soner terliyor yani. Vallahi öyle bir... Sirayet derler, sirayet ediyor yani. Çıkarttıracak illa. Bir teras yaparız şimdi. Ha? Teras yaparız. Terasa şimdi. Çıkalım. Abi valla pişmedin mi ya? Yok, pişince çıkartırım ya, ben rahatım. Peki sıcağı niye bak ben. Herkes bluz, efendim ipek gömlek. O ne lan ipek gömlek? Ne? O nasıl bir gömlek oğlum, ipek mi ipek? İpek mi? Yok, yatak çarşafından mı yaptın onu? Ne saten mi diyelim? Saten mi ne? Ben anlamıyorum o kadar. İpek saten. Abi öyle vücuttan kayıyor bu program sonrasında çıkıyor ve anlamazsın Allah'ım. Sen bak arkadaş ne güzel giyin. Sen niye abi? Niye kazak? Ankaralıyım abi. Soğuktan geliyoruz yani. Güzel değil mi? Güzel değil mi? Ya ben normalde bunda kalkar oynarım da. Erdal yani Behzat daha doğrusu o kadar hani biraz da sert bir tarafı var gibi geldiği için bir şey de kalkacağım dedim kolumdan oturur oraya. Bir şey yapar. Oynasaydım tepki verir miydin? Ya çık. Aman diyeceksin o zaman. Hop. Hop. Teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.